Geçen sene Mehmet Dinçerler'le 5 ay süren evliliğiyle manşetlerden inmeyen Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta konser verdi. Taşlarla kaplı elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, yüzü olduğu takım arkasının kendisine hediye ettiği 2 milyon 500 bin TL değerindeki özel seçki mücevherleriyle seyirci karşısına çıktı. İki saat sahnede kalan Hadise geri sayım yaptıktan sonra ekibiyle halay çekti. Ünlü şarkıcı geçen perşembe ise Etiler'deki bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yırtık kotuyla dikkat çeken Hadise çıkışta oldukça neşeliydi. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni yılınız kutlu olsun evet, diyelim. Evet, mutlu nasılsınız? Yıllar arkadaşlar. Çok iyiyiz ya. Bomba gibi girdik yeni yıla. Valla bomba gibi girdik. Çok güzel sahnede seyircimizle, ekibimizle çok eğlendik. Çok güzeldi. Yılbaşı kıyafetiniz her zamanki gibi çok konuşuldu. Ay çok teşekkür ederim. Güzeldi, çok eğlendik. Şimdi güzel dostlarla yemek yedik. Buradan da devam edeceğiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen yorumları? Güzel değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani güzel gidiyor her şey. Çok teşekkür ederim. Hadise'ye sahnede bazı şarkı sözleriyle eski eşine gönderme yaptığı iddiasının gündeme geldiği hatırlatıldı. Bazen böyle gönderme yapıyorsunuz gibi de algılanıyor. Çok saftım değil mi ben de olanları yuttum yani. Restoranda kendisine bir erkeğin eşlik ettiği söylentisine de kahkaha atarak karşılık veren ünlü popçu yeni yıl dileklerini sıraladı. Peki efendim içeride bir beyefendiyle beraber olduğunu söylenildi ama. Ya. 2023 sizin yılınız olmuş olabilir mi Hadise Hanım? Yeni bir aşk. Arkadaşlar gerçekten çok tatlısınız ya. Çok tatlısınız. Hepinizi öpüyorum. O sizin tatlılığınız efendim. Gerçekten. Bizim değil. Teşekkürler bizi kırmadığınız için. Güzel bir sene için. Olsun. Aşk dolu. Hepimiz için. Huzurlu. Biz de sizin için diliyoruz efendim. Öpüyorum hepinizi. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Öte yandan Hadise'nin adı geçen yılın son günlerinde komedyen Hasan Can Kaya ile anılmış. Ancak Çok Aşk adlı ilk filmini çeken Kaya jet hızıyla iddiayı yalanlamış ve bekar bir adamım. Öyle bir şey olsa gizlemem demişti. İkilinin samimiyetinin sadece birkaç görüşmeyle sınırlı kaldığı, ilişkiye dönüşmediği öğrenildi. Aynı gece bir ödül törenine katılan Hasan Can Kaya çıkan aşk haberini tiye aldı. Evet 10 saniye sonra yalanladım biliyorsunuz zaten. Çok erken bitirdim. Evet evet yani haber o kadar erken yalanladım ki ulan acaba doğru mu şüphesi uyandı yani. Hani haberden önce ben yalanladım gibi bir durum oldu. Ama öyle değil yani çok çabuk yalandım çünkü zaten haber doğru olmadığı için. Eskilerinize çok gülmüş o yüzden etkilenmiş aslında çok öyle yazdım. Çok teşekkür ediyorum sağ olun Allah razı olsun. Ne yazdıklarıyla ilgili bir fikrim yok. Kurgu için mi yapsa bu sorunun muhatabı o haberi uyduranlar. Dolayısıyla ben zaten öyle bir şey olmadığını hemen açıkladım. Bu tarz bir şeye de zaten reklam vesaire de ihtiyacımız da yok. Çok şükür istatistikler de ortada. Hadise Hanım da ihtiyacı yoktur diye tahmin ediyorum. Bu bildiğiniz bir magazin. Herhalde magazin gündemini meşgul etmek için arkadaşlarım akşam mesai çıkıyoruz bir haber çakalım diye. Uydurdukları bir şeydi diye. Onları da anlıyorum, onları da seviyorum. Sağlık olsun. Zaten yalanlamamız yaptı. Üstünde durulmadı çok. İlk defa sen soruyorsun. Vallahi. Öyle oldu. Öyle oldu, evet. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim ödülümü alayım. Siz bu arada başka bir şey uydurun. Tamam, biz mi uyduralım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Hadise daha sonra arkadaşlarıyla soluğu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde aldı. Ünlü popçu Galatasaraylı futbolcu Mertens, eşi ve dostlarıyla geç saatlere kadar eğlendi. Hadise Hanım. Hadise'nin gecede giydiği kürkün gerçek olup olmadığı da tartışma yarattı. Ancak dünya ünlü bir markaya ait olan 30 bin TL'lik kürkün sahte olduğu ortaya çıktı. Efendim, ne ister, ne dersiniz, getirsin diyelim. Sözlerimize başlayalım. Nasılsınız efendim? İyiyim, çok şükür. 2023 hepimize hayırlı uğurlu gelsin inşallah. Size de kolay gelsin. Nasılsınız? Allah razı olsun. Evet. Efendim, birazdan da Sami abla Çağlar Bey neler söyleyeceksiniz? Valla kocamı dinlemeye geldim. Onun repertuarına, sesine, sahnesine biliyorsunuz hayranlarım. O
onun için şimdi arkadaşlarım da gelecek birazdan. Onlarla beraber eğleneceğiz. Hatta efendim bir açıklamanız da var. Sahnesini dinlemeye o kadar çok bayılırım ki ben kendim sahne alıyorum. Bu sahnesini dinlemekten çok keyif alıyorum diye. Tabii keyif alıyorum da benim de sahnelerim oluyor ama İstanbul'da dedim ya paraları yetmiyor benim çıkan. Çalışıyorum ya. Özel gecelerde sahne alıyorum ya. Haftanın 5 günü ekranda olduğum için biraz zor. Bir de doğum günleri kutluyoruz. Doğum günü, bitmeyen doğum günü kutlanıyor benim. 40 gün, 40 gece. Haftalardır doğum günü kutluyoruz. Bitmiyor, ne güzel. Ne şanslı kadar. Demek ki ne kadar güzel töreniz var ki herkesin doğum gününüzü kutlamak istiyor. Maşallah. Evet. Tamam, bitti. Hadi yeter. Son olarak efendim o sesle de bugün de birinci oldu. Seni neler olacak, buradan neler söylemek istersiniz diye O sesi yılbaşına özel yaptı Acun. Aslında çok da güzel bir dörtlüğü yakaladık. Yıldız Silbe, Ebru, ben, Murat. Murat'ı tabii aramızda Hallaç Baba gibi ortalığı yaptırdık. 3 tane dominant kadının arasında çocuk perişan oldu ama yine de Acun'un sayesinde, Acun biraz ona arka çıktı, götürdü geceyi. Evet, Ebru şampiyon oldu. Çünkü puanlamaya göre biliyorsunuz belirleniyor. Çocukların verdiği puanların aldığı dizi oyuncularını Ebru kaptığı için orada ben Murat'la cebelleşmekten Ebru'cuğumla ve Yıldız'ımla cebelleşmedim. O yüzden kaçırdım şampiyonu. Efendim Murat Boz'u evlendireceksiniz diyorlar. Evet, 2023 Murat Boz'un evlenmesi lazım. Yeter. Yeter daha. Ne? Bütün arkadaşları evlendi efendim. Onun. Bir de çapkınlığı var. Baktım ben hep şeyde yarışma esnasında. Çapkın mı? Yok canım. Ayça Aycinturan'la yakıştırdınız mı efendim? Orada dedikodular çıktı. Kimle? Ayça Hanım'la. Ayça Aycinturan'la. Ay bu konuda konuşursam ayıp olur. Bana düşmez ya. Konuşmayayım sonra. Yanlış anlaşılır. Son olarak da efendim 2022'de aşkı buldum deriz. 2023'te neyi bulmaya hedefliyorsunuz? Var mı öyle fikrinize? Ne bulacağım? Sağlık. Allah'ın izniyle. Seda Hanım fotoğrafı al gerçekten. Efendim fotoğrafı alabilir miyim Seda Hanım? Hani fotoğrafı. Çok seviyorum seni ya. Geçen sene Mehmet İnçerler'le 5 ay süren evliliğiyle manşetlerden inmeyen Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta konser verdi. Taşlarla kaplı elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, yüzü olduğu takım arkasının kendisine hediye ettiği 2 milyon 500 bin TL değerindeki özel seçki mücevherleriyle seyirci karşısına çıktı. İki sağ sahnede kalan Hadise geri sayım yaptıktan sonra ekibiyle halay çekti. Ünlü şarkıcı geçen perşembe ise Etiler'deki bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yırtık kotuyla dikkat çeken Hadise çıkışta oldukça neşeliydi. Merhaba arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun evet, diyelim. Nasılsınız? Yıllar arkadaşlar, çok iyiyiz ya. Bomba gibi girdik yeni yıla. Valla bomba gibi girdik. Çok güzel sahnede seyircimizle, ekibimizle çok eğlendik, çok güzeldi. Yılbaşı kıyafetiniz her zamanki gibi çok konuşuldu. Ay çok teşekkür ederim. Güzeldi, çok eğlendik. Şimdi güzel dostlarla yemek yedik. Buradan da devam edeceğiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen yorumları? Güzel değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani güzel gidiyor her şey. Çok teşekkür ederim. Hadise'ye sahnede bazı şarkı sözleriyle eski eşine gönderme yaptığı iddiasının gündeme geldiği hatırlatıldı. Bazen böyle gönderme yapıyorsunuz gibi de algılanıyor. Çok saftım değil mi ben de odamları yuttum yani. Restoranda kendisine bir erkeğin eşlik ettiği söylentisine de kahkaha atarak karşılık veren ünlü popçu yeni yıl dileklerini sıraladı. Peki efendim içeride bir beyefendiyle beraber olduğunu söylenildi ama. Ya. 2023 sizin yılınız olmuş olabilir mi Hadise Hanım? Yeni bir aşk. Arkadaşlar gerçekten çok tatlısınız ya. Çok tatlısınız. Hepinizi öpüyorum. O sizin tatlılığınız efendim. Gerçekten. Bizim İyi seneler, güzel bir sene için. Olsun. Aşk dolu.
Hepimiz için. Huzurlu. Biz de sizin için diliyoruz efendim. Öpüyorum hepinizi. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Öte yandan Hadisi'nin adı geçen yılın son günlerinde komedyen Hasan Can Kaya ile anılmış. Ancak Çok Aşk adlı ilk filmini çeken Kaya jet hızıyla iddiayı yalanlamış ve bekar bir adamım. Öyle bir şey olsa gizlemem demişti. İkilinin samimiyetinin sadece birkaç görüşmeyle sınırlı kaldığı, ilişkiye dönüşmediği öğrenildi. Aynı gece bir ödül törenine katılan Hasan Can Kaya çıkan aşk haberini tiye aldı. Evet, 10 saniye sonra yalanladım biliyorsunuz zaten. Çok erken bir tepki. Evet yani haber o kadar erken yalanladım ki ulan acaba doğru mu şüphesi uyandı yani. Hani haberden önce ben yalanladım gibi bir durum oldu. Ama öyle değil yani, çok çabuk yalandım çünkü zaten haber doğru olmadığı için. Esprilerinize çok gülmüş, o yüzden etkilenmiş aslında. Öyle çok yazmış. Teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun. Ne yazdıklarıyla ilgili bir fikrim yok. Kurgu için yapsa bu sorunun muhatabı o haberi uyduranlar. Dolayısıyla ben zaten öyle bir şey olmadığını hemen açıkladım. Bu tarz bir şeye de zaten reklam vesaire de ihtiyacımız da yok. Çok şükür istatistikler de ortada. Hadis Hanım da ihtiyacı yoktur diye tahmin ediyorum. Bu bildiğiniz bir magazin. Herhalde magazin gündemini meşgul etmek için arkadaşların akşam mesai çıkıyoruz bir haber çakalım diye uydurdukları bir şeydi diye. Onları da anlıyorum, onları da seviyorum. Sağlık olsun. Zaten yalanlamamız yaptı. Üstünde durulmadı çok. İlk defa sen soruyorsun. Vallahi. Öyle oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim ödülümü alayım. Siz bu arada başka bir şey uydurun. Tamam. Biz mi uyduralım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Başla. Merhabalar, nasılsınız? Canlar, iyi seneler. İyi seneler dileriz biz de. Nasıl başladı yıl? Yıl nasıl başlasın? İyi valla, sakin. Yaramazlık yok. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok şükür iyiyiz bizler de. Siz ne yaptınız? Yılbaşında dolaştınız mı? Yılbaşında çalışıyorduk biz de malum. Sahneler oluyor. Ha. Mekan çıkışları mı kovaladınız? Yok, sahneye çıkanları çektik. Sahneye çıkanları çektik. Zıtıra gelmediniz. Almıyorlar içeri abi. Hiç alacak gibi de gözükmüyorlar. Kenan Bey nasılsınız? İyi misin? Abi iyiyim. Başladınız da. Çok açım. Hani valla hiç uzatmasak hani beni bırakın gideyim. Akatlara kadar takip etmeyelim abi. Hallederim abi. Harbi diyorum açık ya. Hani tatlı bir şey çıkmaz. Birazdan sonra hani yılbaşı çekimi soralım. Nasıl bilelim. Geçti bir hani birçok oyuncuyla Hülya Avşar işte olsun. Misafir ettiniz. Oktay Kaynarcı olsun. Birçok kişi misafir ettiniz programa. Nasıl keyifli anlar yaşandı hani onu bir de sizden dinlesek. Güzel kardeşim, sen benim aç halim biliyorsun. Tırıp döküp cümleler mi kurayım? Hakkını veremeyeceğim. Ayıp olacak misafirlerimize de. Çok güzel oldu. Sağ olsunlar, iyi ki geldiler ve çocuklarımız için yarıştılar. Güzel ödüller de topladılar onlar için. Çok keyifliydi ama zorlayacağım mı diyorsun sen? Zorlamayalım. Son olarak her şey yolunda. Çocuklar iyi. Sinemanın iyidir inşallah. İyiler çocuk. Peki, teşekkür ederiz. Peki üç kız çocuğu olan cennetlikler. Gel sen yanıma gel, öyle konuşuruz. Gel buraya gel. Ben sana yolda anlatacağım. Gel. Hadi canlar, kendinize iyi bak. Harbiden şeker düştü gözüküyor. Şeker önemli. Şeker var abi. Hadi gideceğim seni. Hadi Allah'a emanet, kendinize iyi bak. Şunu çevirmem lazım da. Dön abi. Dön abi, kurtarıyor. Tam bir abi. Çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir atmosfer. Hepiniz çok şıksınız. Çok çok güzel bir ortam. Hayırlı olsun diyelim buraya da. Bizlerin öşüklerini zaten gözlerimizi kamaştırmıyor diyemeyiz yani. Çok şık olmuşsunuz. Görelim hemen.
siyah bir kombin tercih etmişsiniz. Çok da yakışmış aslında. Evet, kırmızı çok giyindiğim için artık kırmızıyı bir kenara atıp birazcık da siyah giyinelim dedik. Böyle. Biraz da projelere dönmek istiyorum. 20 sürpriz var. Yasak Eylül'ün kadrosuna giriş yaptınız. Ne istiyorsanız giyinelim. Yani böyle çok beğenerek izlediğim bir projede ve bu kadar güzel bir ekibin içinde çalışmak inanılmaz mutlu ediyor beni. Çok gurur verici bir şey. Ve gerçekten çok profesyonel oyuncular var. Hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Hepsi abi, abla, arkadaş gibi. Yani sonradan diziye katılmış olmanın o huzursuzluğunu hiçbir zaman yaşamadım. Hepsi inanılmaz tatlı, inanılmaz yardımsever, çok güzel bir ekip. O yüzden çok mutluyum. Nasıl bir karakterle göreceğiz orada peki? Orada Tuğçe karakteriyle göreceksiniz beni. Yani biliyorsunuz Yasak Elma'daki tüm karakterler hepsi çok renkli ve entrika dolu diyebilir miyiz? Evet, entrika dolu. Biz kadınlar da entrikayı seviyoruz. O yüzden yani mutlaka bir entrika sürprizlerle ben de geleceğim. Şu an tam olarak söyleyemiyorum, yeni başladım. Ama ilk bölümde zaten yayında olacağım. Şimdi biz diskanlar entrikaları severiz. Siz kendiniz hayatınızda da entrikaları seviyor musunuz? Nasıl oluyor? Yani aslında entrika tabii ki her kadın sever. İnsanların kafası dağılıyor genelde bu diziyi izlediğinde. Entrikayı ben tamamen sevmiyorum tabii ki de. Her kadının aklında bir entrika vardır, özellikle aşk hayatında. Sizin aşk hayatı peki, onu soralım. Madem bunu oraya doğru geldi. Yok, ben aşk hayatına kendimi kapadım. Neden efendim, niye kapattınız onu şimdi? Yani şu zamanda ilişkiler tam anlamıyla yürümüyor. Çünkü değişik bir sosyal medyanın vermiş olduğu bir algı içerisindeyiz. Bundan dolayı güven sorunu var. Aynı zamanda kariyerime yöneldim. Hani başka duygular ve başka şeylerle problem yaşamak istemiyorum hayatımda. Bu güveni kaybettiren neydi peki sizde? Çabuk kaybedilen bir şey değil çünkü güven. Geçmişte yaşadığınız tecrübelerden dolayı. Yani tecrübelerden dolayı değil de hiçbir zaman güvenememiştim zaten. Çünkü kendimi hiçbir zaman bir ilişkiye vermedim. İstediğim hayallerim var, kariyerim var. O yüzden kendimi kapadım. İnşallah bugün aşk bulur beni, ne diyeyim yani. İnşallah nasıl olsun. Bir de şimdi Dubai'ye dönmek istiyorum. Bir mücevher markasıyla anlaşmıştınız. Yanlış olmadıysa onunla ilgili birazcık bilgiler. Evet, Dubai'ye de Ocak ayında, yani bu ayda gideceğiz. Güzel bir proje. Şu an sözleşme gereği markanın ismini veremiyorum ama önemli bir marka. Güzel bir sözleşme. O da aynı zamanda bu projeyle beraber ikisini aynı anda yaşamak 2023 yılı bana böyle çok güzel sürprizlerle geldi diyebilirim. Nasıl olsun o zaman, 2023 size mutluluk, aşk getirmesin ve para ve iş getirsin diyelim o zaman. Sağlık getirsin en başta. Sevdiklerimle mutlu bir hayat, kariyer. Tabii para da getirirse iyi olur. İyi, o zaman teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Pardon. Zeynep Bastık, geçen ay merdivenlerden düştüğünü ve omurga kemiklerinin çatladığını açıklamıştı. Konserlerini iptal etmek zorunda kalan ünlü popçu sağlığına kavuştu ve belindeki korseyi çıkardı. Zeynep Bastık, hafta başı yakın dostu Berkay'ın Kuruçeşme'deki bir mekanda düzenlenen 41. yaş günü yemeğine katıldı. Şarkıcı, yaklaşık 5 saat kaldığı mekan çıkışı sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Merhabalar, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Çok pardon. Hemen poz verme. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Evet, girdik. 2023'teyiz. Çok iyiyim, çok iyiyim ya. Teşekkür ederim valla. Toparladım, daha iyiyim. Böyle bir 20'si gibi de konserlerim başlıyor artık şükür. Aynen. 2022 son şakasını yaptı. Ay gerçekten yaptı ya. Talihsiz bir kaza. İyiyiz ama. Zeynep Bastık, 21 Ocak'taki Bakü konserine kadar dinleneceğini açıkladı. Bir tedavi söz konusu değil şu an için çünkü oraya zaten herhangi bir alçı vesaire bir şey yapılamıyor. Biraz zamanla geçecek bir şey olduğu için. Ama korseyi çıkardım, daha iyi ama performans yapmak başka bir şey olduğu için. Doğru, siz dansta... Aynen öyle. O yüzden birazcık beklememi söyledi doktor. Ben de bekliyorum. İlk konseriniz belli mi? Bakü'deyim. Bakü'de 21'inde. 21'ine kadar dinleniyorum. Ya bugün güzel bir gündü galiba. Evet, dansı arkadaşlarımızlaydık. Aynen, tatlıydı. Güzel. Aynen. Berkay'ın doğum günüydü. Aynen. Kutlayamamıştık. Öyle bir onu kutladık, yemek yedik, dağılıyoruz şimdi. 2023 ile ilgili dileklerini paylaşan Basta, 2022'de en çok dinlenen kadın şarkıcı olduğu hatırlatıldı. Sağlık bekliyorum her şeyden önce. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz sağlıkla,
mutlulukla geçirdiğimiz bir yıl olur. Başka ne dileyelim ben? En çok dinlenen 10 kadın sanatçı olduğunuz 2022 yılında. Evet, mutluyum, çok mutluyum, gururluyum. İşimizi yapıyoruz, üretiyoruz, devam ediyoruz yani. Peki, çok da beklettiğiniz soru. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sana daha sonra kameralara 29 Aralık'taki doğum gününü gecikmeli olarak kutlayan popçu Berkay takıldı. Arkadaşlarıyla mekandan ayrılan şarkıcı muhabirlere el salladı. Yes. Yes. Aslı Bekiroğlu sahilde köpekleriyle yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Günaydın Aslanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Teşekkürler. 2023 mikroportajını yapalım hemen gitmeden. Hadi yapalım, iyi seneler hepinize. Nasıl geçti? Güzeldi. Yani ne diyeyim. 2022 mi, yılbaşı mı? Yılbaşında evdeydik, kardeşimle oturduk. Aile saadeti. Ünlü oyuncu 2022 yılını değerlendirdi. Nasıl geçti 2022 sizin için? İyisiyle, güzeldi hayatım. Kötüsüyle. İyiydi de kötüydü de zaman zaman yer yer. İyisiyle kötüsüyle atlattık çok şükür. İnşallah 2023 hepimiz için daha güzel, daha huzurlu, daha sağlıklı olur. Ne hemen diyeyim? Kötüsünü soralım, unutamadığınız kötüsü neydi? Sorma. Sağlık sorunları atlatan Aslı Bekiroğlu sahiplendiği yeni köpeğini gösterdi. Şimdi çok iyiyim. Yeni köpüşümü de sahiplendim. Sahiplendiniz mi? Evet. Kızınız alışabildi mi peki? Bu erkek hayatı. Alışabildi ama. Başta çok sevmediler bile. Aramaktan mı sahiplendiniz yoksa nasıl? Ya Instagram ilanında buldum. Gene sahiplendim. Evet. Bir tane arkadaş vardı, bakamıyorum dedi. Rica etti. Alırım ben dedim. Severim yani. Bekiroğlu sahiplenilen hayvanların sokağa atılmasına çok kızdığını söyledi. Ben çünkü yani alınıp sokağa atılan hayvanları görünce dayanamıyorum. Ya da insanların onlara böyle hunharca vurup canlarını acıttıklarını görmeye dayanamıyorum gerçekten ve bunu inşallah 2023'ten beklentim hoş. Hayvanları katletmediğimiz, onlarla uyum içinde yaşayabildiğimiz bir yıl diliyorum. Aynı akşam Sevda Mecburi İstikamet filminin galasına katılan Aslı Bekiroğlu atlattığı sağlık sorunu hakkında bilgi verdi. Bir geçmiş olsun da biz diyelim mi? Ne için? Çünkü olayı bir ambulansta kaldı. Ha evet, belimden su aldılar. Biraz üzüldük. Biraz üzdü bayağı beni. Bayağı bir ambulansta yatmışsınız herhalde. Tabii tabii, seti bırakmak zorunda kaldım. 2-3 gün sonra geldim. Kafamdaki basınç değerleri değişti çünkü. Saç ıslanmışlar oldu. Tam bilmediğim için soruyorum. Su alma olayı nasıl? Ne için? Ay şimdi beline böyle bu kadar bir iğne sokuyorlar. Suyunu alıyorlar. Belindeki basınç azalıyor. Ama belindeki basınç meğersem zaten varmış. Tadında bir basınçmış o. Olması boşu boşuna aldıkları şey. Bir basınç yani, vardı siz. Evet, basınç değişince de o aman şu an başım benim, ağrıdı işte diyeyim sana. Şu an çok iyiyim, çok şükür. Basıncım süper şu an. Tam stabil basınçtayım. Seda Sayan yılbaşında Kıbrıs'ta sahne aldı. 30 Aralık'ta 60. yaş gününü kutlayan sanatçı fit fiziği ve enerjisiyle dikkat çekti. Artık
Sayan bir gece önce de eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda izlemeye gitti. Gecede Çağlar Ökten eşinin yaş gününü de kutladı. Evet, doğum günümüz. Kocaman bir alkış istiyorum onun için. Yarın ikimiz de ayrı ayrı yerlerde sahne alacağımız için ben bari bugün eşimin sahnesine gideyim de doğum günü orada kutlayayım dedim. Yarın ayrı ayrı gideceğiz yeni yıla. Allah ayırmasın. Allah tüm senelerini sevdiğin evden ayırmasın. Hepinize mutluluklar diliyorum. Kocaman bir alkış alalım. Seda Sayın'ın doğum gününü kutluyoruz bugün. Çağlar Ökten romantik bir konuşma da yaptı. Aşkım, birlikte nice güzel yıllarımız olsun. Mutlu, mesut, huzurlu. Sonsuza dek birlikte her sene bu güzel anları yaşadığımız günlerimiz olsun. Her günümüz doğum günümüz gibi olsun inşallah. Seda Sayan'ı öpen Ökten, tanışma hikayelerini anlattı ve ikimizin şarkısı dediği Dünyadan Uzak şarkısını seslendirdi. Seda Sayan da bu sırada eşine oturduğu yerden eşlik etti. Seda Sayan'ın Kuruçeşme Arena'daki konseri için vokal olarak çağrıldım ve büyük bir heyecanla tabii ki kabul ettim. Ve orada bu şarkıyı söyleyeceğimiz, birlikte düet yapacağımız söylendi. Birbirimizin gözlerinin içine baka baka bu şarkıyı söyledik. Ve o açıdan bu şarkı bizim şarkımız oldu. Dünyadan uzak geliyor efendim alkışlarımızda. Ertesi gün sahne sonrası kuliste soruları yanıtlayan Seda Sayan şıklığıyla göz doldurdu. Nerelere gittin buradan başka? Ajda Pekkan'a geçelim. Fatih nasıl oldu? Sen iyileşmiş mi? Maşallah. Sizinle de geçen sene beraber gitmiştik İstanbul'da. Evet, evet. O sene de Kıbrıs'tayız, yine beraberiz. Ben bereketli uğurlu kadınım. Seda Sayan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili alınan karara çok sevindiğini anlattı. Çok güzel, her şey güzel. İnşallah 2023. Hayırlısı olsun. 2023'e girerken dün de arkadaşlarımıza söyledim, yine söylüyorum. EYT'yi açıklaması Cumhurbaşkanımızın çok halkın beklediği bir şeydi. İyi oldu. Onlar adına çok sevindim. İnşallah hayırlara vesile olsun. Sizin var mı böyle bir emekli maaşı ya da emeklilik? Kim ben? 30 yaşındayım daha çok küçüğüm. Yok ben ama yaş yok. Yaşa takılmadım. Ünlü şarkıcı yılbaşında eşiyle farklı yerlerde sahne aldıklarını hatırlattı. Kocam başka bir yerde sahneye çıkıyor, ben başka bir yerde sahneye çıkıyorum biliyorsunuz. Olsun. Sayan, eşinin romantik sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını belirtti. Ben onun sahnesini zaten siz de biliyorsunuz ki izlemeyi seviyorum. Onu dinlemeyi seviyorum. Onun müzik kalitesine, yaptığı müziğe zaten hayranım. Çok da keyif aldım, gördünüz. Sözleri de beni çok duygulandırdı. Yeter buralara girmeyin. Normalde de böyle çok duygusal mıdır yani? Öyle öyle, yengeç burcu o. Duygusal. Sizin biraz da sert tarafınız var ya, nasıl o denge? Benim mi? Yok ya, ben kuzu gibiyim be. Öyle mi? Topik oldum bugün. Trend topik. O ses Türkiye'de topik. Seda Sayan, O Ses programında beraber jüri üyeliği yaptığı Murat Boz'u bu sene evlendirmek istediğini açıkladı. Boz'un yılbaşı gecesi ekrana gelen yarışmaya katılan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'la flörtü çok konuşulmuştu. Murat Boz'u evlendirmem lazım bu sene kesin. Zamanı geldi bana göre. O da evet abla haklısın dedi. Evlendireceğim onu. Sayan, O Ses programı devam ettiği sürece jüri ekibinde yer almayı istediğini söyledi. O Ses Türkiye Acun devam ederse olurum tabii, neden olmayayım? Seviyorsunuz onları Ramri. Yani orada ben orada bütün köşeleri kaptığım için kimseye aman vermediğim için. Oranın O Ses Türkiye'nin efesi benim. Seda Sayan'ın 32 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin annesinin 60. yaş gününde nostaljik bir fotoğraf paylaşmış ve iyi ki doğdun aşk mesajını yazmıştı. Kendi bebeklik memşeydik. Hep sen geldin röportaja.
Oğulcan benim tabii ya gözümün nuru çocuğum. Allah herkesin evladını bağışlasın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Dün de söyledim onu. Doğum günü çok güzel kutlamış, duygulandım. Biraz önce mesaj attım ona, dedim ki bak dedim annen topik oldu, ona göre ayarla kendini dedim. Sayan'a Oğulcan İngin'in sevgilisi Miray Daner'le yılbaşına girerken beraber fotoğraf ve video paylaştığı hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı müstakbel gelini Miray Daner hakkında ilk kez konuştu. Biraz önce de Miray Hanım'la da bir fotoğraf paylaştı yeni yıla girerken. Aa görmedim. Görmediniz mi? Çok şekerler. Miray'ı da çok seviyorum. Çok şekerler. Sen onunla evlendirmek Oğulcan'la ilgili yasağım var ne olursunuz. Yasaklıyım ya. Adam telif istiyor benden. Oğulcan İngin. Telif istiyor, onun için konuşamam. Peki, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Seviyorum sizi. Mutlu yıllar, sağlıklı, iyi geçsin inşallah. Hadise Hanım. Bekle. İçeride. Bir şey diyeceğim. Adem Bey. Gel. Birazcık kenara alabilir miyim fotoğraf için? Tamam. Yalnız yol verin beyler. Tamam, evet abi. Bir saniye bekleteceğim. Geri geri gideceksiniz. Geri geri gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz. Böyle bu. Arkadaşlar geri geliyoruz. Kutlu olsun evet, diyelim. Nasılsınız? Evet mutlu yıllar arkadaşlar. Çok iyiyiz ya. Bomba gibi girdik yeni yıla. Valla bomba gibi girdik. Çok güzel sahnede seyircimizle. Ekibimizle çok eğlendik, çok güzeldi. Yılbaşı kıyafetiniz her zamanki gibi çok konuşuldu. Ay çok teşekkür ederim. Güzeldi, çok eğlendik. Şimdi güzel dostlarla yemek yedik. Buradan da devam edeceğiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen yorumları? Güzel değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani güzel gidiyor her şey. Çok teşekkür ederim. Bazen böyle gönderme yapıyorsunuz gibi de algılanıyor. Hadi öptük. Peki efendim içeride bir beyefendiyle beraber olduğunu söylenildi ama. Ya. 2023 sizin yılınız olmuş olabilir mi Hadise Hanım? Yeni bir aşk. Arkadaşlar gerçekten çok tatlısınız ya. Çok tatlısınız. Hepiniz öpüyoruz. O sizin tatlılığınız efendim. Gerçekten. Bizim İyi seneler, güzel bir sene olsun. Aşk dolu. Hepimiz için. Huzurlu. Biz de sizin için diliyoruz efendim. Öpüyorum hepinizi. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Bay bay. Geçen yıl İrem Derici ile olaylı biten ilişkisiyle gündemden düşmeyen Cem Belevi, yılbaşında Baltı Limanı'nda sahne aldı. Geçen günlerde İrem Derici'nin kendisini aldattığı için ayrıldığını açıkladığı Belevi'yi etiketleyerek bir paylaşım yapması, ikilinin barıştığı yorumuna neden olmuştu. Barıştınız mı? Benim bir küslüğüm yok dostlar. Yani benim bu hayatta kimseye bir küslüğüm yok, kinim yok. O yüzden bir barışma söz konusu değil. Zaten küslük yok benim için. Konuşuyor musunuz peki? Benim bir şarkım var biliyor musun? Yani başımın üstünde yeri. Arayan bana ulaşır. Sıkıntı yok. Aramasını ister miydiniz? Herkes herkese arasın ya. Cem Belevi'nin küs değilim dediği İrem Derici, geçen perşembe stüdyo çıkışı kameralara takıldı. Derici, tıpkı bir yıl önce olduğu gibi yine yılbaşı gecesi yayınlanan İboşov'a konuk oldu ve bir kez daha aldatıldığını itiraf etti. Ben aldatıldım ayıptır söylemesi. Çok fena aldatıldım. Yakaladın mı? Yakalattılar. Bile bile. İspiyoncular he? Oo dedikodular. Var. Geçen sene 2021'de mi demiştim ben kimseyi bulamıyorum edemiyorum ne oldu? Bulamıyorum diyordum. Buldum, hala bulamadım. Hatta geçen nasıl, sene buldum. Burada aldatıldığımı itiraf etmiştim. Allah sizi inandırsın yine aldatıldım. Yemin et.
Saygılar. Ama abla deme lazım olur. Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Sinir oluyorum bu abla. Abla. Geçen yılki mevzusun aynısıydı. Yani hani geçen sene de İboşova'da aynı şey yaşanmıştı. Bu yıl da aynı muhabbet vardı. Yeni bir şey yok yani Allah'a şükür. Hani tekrar aldatılmak için yeni bir ilişki yaşamak lazım ya. Elim ayağım uzak abi. İstemeyem, istemeyem, istemeyem. Vallahi ilişki bir istemeyem bile sen. Yok. Peki yeni yıldan bir beklenti var mı? İki yıl. Ya çok iş odaklıyım ya bu sene. Tabii ki böyle kör kütük aşık olayım istiyorum ama ihtimali bile yok yani şu an. Düşünüyorum nasıl olabilir diye. Herhalde diyorum gelen bir izleyicime yeni falan böyle. Verdin, evet. Ya sürekli sahne var yine. Ocak, Şubat durgun aylardır. Yine 15 iş falan var 2 ayda. O yüzden zor. İrem Derici'yi eski sevgilisi Cem Belevi'nin kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de... Geldik oraya değil mi? geleceksin tabii ne yapacaksın? Olmaz. Cem Belevi'nin bir açıklaması vardı. Gördüm, izledim. İzledim. Bir şey söylemeyeceğim şöyle. Şu konuda haklı. Kimse kimsenin düşmanı değil. Ya zaten 100 yıl geçti aradan. Bir sene olacak neredeyse. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyiz ama bir daha herhangi bir şey başlaması etmesi ya da bizim görüşmemiz, buluşmamız söz konusu değil. Sadece beyaz bayrak çektik çünkü birine sinirle yaşamak, bir şeyi affetmemek çok büyük yük. Ve benim gerçekten bu yükle yaşamaya zamanım yok, fırsatım yok. Ve birine sinirin geçmeden yeni bir şeye de başlayamıyorsun. Yani yeni bir ilişkiye de başlayamıyorsun. O yüzden sadece beyaz bayrak. Konuşmuyorum, o benimle alakalı konuşmasın. Ben onunla alakalı konuşmayayım. Sadece aynı işi yapıyoruz. Aynı işi yapıyoruz. İlla bir davette falan denk geleceğiz. Onun tedirginliğini yaşamak kötü. Ya yani ben birçok yere gitmedim belki karşılaşırım diye ama en azından bir beyaz bayrak çektik. Bir yere gittiğimde merhaba selamünaleyküm. O kadar. Herkes iyi olsun. Herkesin yeni açılan kapıları bereketle gelsin. Derici, Cem Belevi'nin kendisiyle barışmak için bir girişimde bulunmadığını da açıkladı. Peki sizinle tekrardan barışmak istedin mi İrem? Yok ki şöyle bir muhabbet geçmedi aramızda. Geçmezdi, öyle bir şeyin ihtimali yok. Bir muhabbetimiz yok zaten. Sizin vasıtanızla böyle paslaşıyor gibi olduk. Güzel oldu, tatlıya bağlamış olduk. Kimse kimsenin arkasından laf etmesin, konuşmasın. Hayırlısı olsun diyelim. Aynen. Kız bana güzel dua edin ya. Amin. Ben bıktım manitasızlıktan. Yeter daha. Cuma akşamı Koz Yatağı'ndaki bir açılışa katılan Cem Belevi de İrem Derici'ye yapıcı açıklamalarından dolayı teşekkür etti. Çok fazla geçtiğimiz yıl magazine bu şekilde gündeme gelmiş bulundum. Ben de yeni tecrübe ettim. Hep işlerimle konuşuluyordum bu zamana kadar. İnşallah da öyle devam edecek. Güzel oldu, karşılıklı. 3 günlük dünya geliyoruz geçiyoruz. Yani küs kalmanın, kin tutmanın hiç kimseye bir faydası yok. Genel anlamda söylüyorum yani. Kin tutmak nedir? Zehiri kendin yutup ölümü başkasından beklemektir. O yüzden hayat kin tutacak kadar, kızgın kalacak kadar uzun değil. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir şey söyledi. Allah'ın selamını esirgemeyelim dedi. Zaten ne için yaşıyoruz ki? Kendisine de tüm sevenlerimize de selamlar olsun. Al Tolga. Teşekkür ederiz biz de. Ne harikasınız, nasılsınız? İyi, ne olsun valla. Çok özledim seni de. Senin nasıl gidiyor esasında? Güzel gidiyor valla. Biz de kıskandık yeni şimdi. Öyle mi? Yok, sizleri de lütfen. Sizleri de her zaman çok özlüyorum. Kaçışamıyoruz işin harikasını. Evet, bayağı oldu. Evet. Ne yapayım, bir şey yapmıyorum. Tiyatro oyunum devam ediyor. Onun dışında Isaac'i çektik, o da bitti. Belli görüşmeler var, onlardan da hiç bahsedemiyorum. Öyle yani. Peki sektör nasıl değerlendirirsiniz şu an son gününüzde? Sektör mü? Sektör... Dijital platformlar bayağı arttı. Daha fazla dizi, daha fazla film oluyor. Tiyatrolara ilgi çok yoğunlaştı ve oyuncuların da tercihleri sahneler olmaya başladı. Evet evet, daha değil fazla... mi? Güzel vallahi böyle olması. Güzel. Ama ama yani dizi konusunda bir dizi tutuyor artık yılda. Yani eskiden böyle 2010'ları, 2011'leri düşünüyorum. Bayağı böyle neredeyse bütün diziler bangır bangır gidiyordu. Şimdi mesela televizyon bir düşüşte sanki. Yani bir sürü dizi çıkıyor ama kaç tanesi tutuyor? Hani bir tanesi tutuyor, iki tanesi tutuyor. Oyunculara nasıl yansıyor peki? Bu seçme hakları daha fazla oldu artık. Ve daha çok oyuncu çıkıyor. Evet, doğru. Çok güzel. Vallahi tez gibi yani, muhteşem yani. Bunları böyle eve gidip düşüneceğim nasıl falan diye. Bir dahaki de. Yani
Evet, daha çok oyuncu var mı gerçekten, yoksa hep mi öyleydi? Onu bir sorguladım. Yani şimdi dijital platform olduğu için alan artıyor. Seçenekler çoğalıyor ve oyuncu ihtiyacı daha çok olmuyor mu mantıken? Ben mi yanlış düşünüyorum? Valla ama oyuncu artıyor mu bir yandan da? Yine aynı oyuncularla çalışıyor herkes bir yandan da, değil mi? Hani o da var. Bir oyuncu her yerde falan. Hem orada hem burada falan. Değil mi? İşte biz de acaba size nasıl yansıyor onu öğrendik. İyi böyle kalırsın. Size oyunculara yani. Bir şekilde yolumuzu buluyoruz. Yılbaşında neler yaptınız peki? Yılbaşında neler? Arkadaşlarımla buluştum. Annemin doğum günü yılbaşı. Normalde hep annemle geçiririm. Ama böyle çok teşekkürler. Ama böyle birkaç yıldır annemden uzakta geçiriyorum yılbaşını. Ankara'da yaşıyor kendisi. İşte bu yılda arkadaşlarımla buluştum. Emre ile birlikteydik. Hep birlikte dans ettik. İşte oyunlar oynadık falan. Hani o topluca. Aynen, çok eğlendik. Çok güzel girdik yeni peki, yıla. Peki hayatınızı planlar mısınız? Mesela bu yılı planladınız mı? Var mıdır öyle yönleriniz? Yok, hiç. Eskiden planlıyordum ama baktım ki hiçbir şey yaramıyor. Yani planladığın hiçbir şey planladığın gibi gitmiyor. O yüzden artık hiç plan falan yapmıyorum. Beklenti var mı 2023'te? Valla ülkemizin neşeli, huzurlu olmasını bekliyorum. Peki annenizden bahsettik ya, mesela gelinlik de görmek istiyor musunuz? Sizi sordunuz bir şey olmuş. Annem diyor ki evlenme, sen gerçekten deli misin diyor. Annem de babam da evlenme. Evet, antikoni başladı. Ya tabii canım, ya benim anne babam hep öyleydi yani. Babam da der ki iki insanı alıyorsun, bir evin içine tıkıyorsun, sonra diyorsun ki siz anlaşın. Dünyanın en zor şeyi yani. Annem de babam da hiç evlenmene gerek yok diyor yani. Gerek evlilik aşkı öldürüyor düşüncesine inananlardan mısınız peki? Ya, sizce evlilik aşkı ya öldürür evet mü? Çünkü çok bir modelim yok benim karşımda, yani önümde öldürmüyor dedirtecek. Genelde değil mi öyle? Mutlu evlilik göremiyorum diyorsunuz yani. Ya göremiyorum ya, yok aklıma gelmiyor. Rol mu okuyorsun? Hayır, var mı sizin bildiğiniz mutlu evlilik? Var. Ha, var mı, tamam. Tamam o zaman, saygılar. Ya benim Sercan gibi var en basit, Erdal abi var, Gökhan var. Aa öyle mi? Tamam, pardon. Pardon, bütün fikrimi şu anda değiştiriyorum o zaman. İyi yani. Kaç yıllık evlisiniz? 4. 4 gayet iyi, siz? 4. Hepsi 4. Valla gayet. 4 dörtlükler. Güzel işte. Ama hep 7. yılda dikkat edin derler. Yok, tabii ki şey, kutlarım mı denir? Bir yastıkta koyacağım. Peki, çok teşekkür hemen ederim. Hemen gitmeden. Burak Deniz olan mahkemeye sorun, süreç nasıl ilerliyor? Bununla ilgili bir gelişme var mı? Vallahi çok sağ olun sorduğunuz için ama o konuyla ilgili hiç konuşmuyorum. Devam ediyor. Sadece bunu söyleyeyim. Yargıda olarak. Yani. Evet evet, devam ediyor. Böyle bir şey. Sağ olun. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Çok sağ olun. İyi günler. Çekişebilirler. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkürler. Bu arada saçlarınız oldu. Sağ ol kardeşim, tamamen şeyden, film çekimlerinden kaynaklanıyor. Lise ve askerlikten beri sakal tıraşıysa sakal tıraşı olmuyordu. Hayranlarınızdan da çok bir anda böyle aslında tepki gibi geldi ya. Evet evet, bayağı yakıştıramadılar bana efendi görünümü. Bir aksilik olmazsa tekrar eski, yani daha doğrusu normalde olan, gerçekte olan, içimi yansıtan, şey tarzıma geri döneceğim. Hangi proje için sakalları kestiniz şu an? Film projesi kardeşim. Hiçbir araştırma yapmadan da ne kadar güzel. Ne güzel. Film projesi. Film çekiyoruz. Şimdi zaten setten geliyorsunuz. Setten geliyorum şu anda. O yüzden biraz geç katıldım ödül töreni. Üniversite öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Bu geçen hafta da Boğaziçi Üniversitesi'ydik. Önümüzdeki hafta yine başka bir değerli üniversitenin ödülünü alacağız. Oy birliğiyle verilen, özellikle üniversite öğrencileri tarafından verilen ödülleri çok önemsiyorum. En çok onlarla eğleniyorum. Hepsinin kafa dengi buluyorum. Hepsi benim bu dünyayla ilgili her şeyin daha güzel olacağı ile ilgili umudumu arttırıyorlar. Her koşula rağmen eğlenmesini biliyorlar. Onları çok seviyorum. Bugün de set çıkışı yorgun argın onlarla bir arada olmaya geldim. Sizi de çok seviyorum. Filmimiz 24 Şubat'ta gösterime girecek. Başta genç hayranlarımız olmak üzere, izleyicilerimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımı, arkadaş grubumu davet ediyorum. Sizi çok seviyorum, eyvallah. Evet, son olarak da şuna soralım. Olmayan özel hayatınızda çok gündeme geliyorsunuz. Olmayan özel hayatınızda. Düşün, olsa ne kadar ne çok kadar güzel. Evet, yazıldı biliyorsunuz hadise. Siz yalanladınız hiç ama. Hiç fikrim yok. Evet, 10 saniye sonra yalanladım biliyorsunuz zaten. Çok erken bir tepki. Evet, evet. Yani haber o kadar erken yalanladım ki ulan acaba doğru mu şüphesi uyandı. Yani haberden önce ben yalanladım gibi bir durum oldu. Ama öyle değil yani. Çok çabuk yalandım çünkü zaten haber doğru olmadığı için. Sizin esprilerinize çok gülmüş, o yüzden etkilenmiş aslında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne yazıklarıyla ilgili bir fikrim yok. Kurgu işimi yapsa bu sorunun muhatabı o haber uyduranlar.
Dolayısıyla ben zaten öyle bir şey olmadığını hemen açıkladım. Bu tarz bir şeye de zaten reklam vesaire de ihtiyacımız yok. Çok şükür istatistikler de ortada. Hadise Hanım da ihtiyacı yoktur diye tahmin ediyorum. Bu bildiğiniz bir magazin. Herhalde magazin gündemini meşgul etmek için arkadaşlarım akşam mesai çıkıyoruz bir haber çakalım diye. bir şey diye. Onları da anlıyorum, onları da seviyorum. Sağlık olsun. Zaten yalanlamız yaptı. Üstüne durulmadı çok. İlk defa sen soruyorsun. Vallahi. Evet, öyle oldu. Öyle tamam, oldu. Görüşürüz öyle. O zaman. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim ödülümü alayım. Siz bu arada başka bir şey uydurun. Tamam. Tamam mı? Görüşürüz. Biz uydurun. Ya yapma. Herkes uydurun.